Bir de dinleyicimiz dedi ki iskatı anlatır mısınız? Efendim biz e, her seferinde bunu anlatıyoruz. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının meyit için iskat diye büyük başlıkla veriliyor. Hatta kitabın arkasında alfabetik fiiliste M harfinde de bulunur. Meyit için iskat bahsi açık... onu bir iki üç neyse anlayabildiği kadarıyla... anlat, orayı okuyacak. Orada Hanefi mezhebinin e, müştehitleri, İmam ı Azim, İmam Muhammed İmam -ı Ebu Yusuf Hazretleri ve bu müştehitlerin bildirdikleri hükümleri daha sonra gelen e, mezhepte müştehit olan veyahut da üçüncü, beşinci, dördüncü derecede müştehit olanlar ve ondan hazırladığı fıkıh kitaplarından deliller alarak ve bu kitaplarda bir hadis-i şerif naklediliyor. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam e, bizzat Ramazan-ı Şerif'ten sonra geliyor. Diyor ki işte annesi veya babası hastaymışmış, Ramazan-ı Şerif'te vefat etmiş. Geliyor, e, diyor ki işte annem veya babam e, hastalandı, namaz kılamadı, oruçta tutamadı. Ben onun evladıyım, onu tutamadığı oruçları ben tutuversem, onun kılamadığı namazları ben kısam olur mu? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam kimse kimsenin yerine evlat da olsa namazda kılamaz, oruçta tutamaz. Hoş, <laughs> Peki, tekrar soruyu iyi ki sormuş. Bir şey yapamaz mıyım? Ya evladıyım ben. Onları yani bu azaptan kurtarmak istiyorum. Bu borçtan kurtarmak istiyorum. Peygamber Efendimiz'e duyuyorlar ki fidye ver. Oruç için de fidye veriliyor. Namaz için de fidye veriliyor. Beş vakit namaz için bir günlük on buçuk kilo buğday eder. Bir günlük için. Evet. Üç satış ile çarparsın bir senelik eder bu. E, vefat eden kimsenin bulu çağı şeylerde... E, kız e, kadınlarda 9 yaş düşülür, erkeklerde 12 yaş çıkartılır. Geri kalan ömrü hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış, zekat vermemiş gibi altınla beş vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadında olan, borcu olmayan fakirlerle devir yapılır. Evet. yapılır. ...iskatı yapılır. Ha o iskata oturan fakirler bir şey talep etmiyor. Çünkü biliyor bunu. Ölmüş Acilen ihtiyacı var bunun. Allah rızası yapıyor. Fakat saadet ebediydi deniyor ki yani ölen kimsenin e, 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 e fakirlere üç beş kuş vermek iyi olur. Gönülleri almış olur. Gönüllerini almış olursun. Şimdi hem iskatı inkar ediyor bazıları hem de işte ben diye yaptırsam ne kadar olur? Ha diye bir on bin lira getirirsen bir elli bin lira getirirsen alçak herif hani inanmıyorsun. Böyle inanmayanlara da götürüp teklif edilmez. Bunu bilen İnanan kimselerle yapılır bu. Yoksa herkese de yapılmaz. Onun için biz tekrar ediyoruz. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının meyit için iskat bahsi var. Efem kitap bende yok. Evde bilgisayar var. ve hatta hani şimdi akıllı telefon diyorlar ya telefonda. Hakikat kitabı bir kom gir oraya. Girdin tam ilmihal tıkla. Meyit için iskat yaz indir oraya. Oradan oku. Ok. Evet. Bilgisayarın varsa indir. Kopyala. İnanmayanlar onu da gönder. Al meyit e, iskatı burada anlatıyor. Nasıl hesaplandığı da anlatılıyor. ve dinleyicilerimizden senelerdir bu işi din e, bilenlerden yani hesaplamasını da eğer bulundukları yerde yapacak kimseler varsa onlarla da yapıyorlar da evet. anlaşılmayacak bir şey de değil. Efendim işte iskat yapılınca borcu ödenmiş olurum. Bir ahmak adam senin dünyadayken kıldığın namazların kabul olduğunu kim garanti ediyor? Efendim ben müftüyüm. Yani müftünün kıldığı namaz kabul olur öbürleri kabul olmaz diye mi yazıyor? Öyle mi yazıyor kitaplar? Belki de seninki hiç kabul olmuyor. Orada sıradan bir Müslümanınki kabul oluyor. Değil mi? Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla e, biz şartlarına uygun iskatı yaparız. Eğer Rabbim dilerse. Kabul eder. Kabul eder. Affeder. O da imanlı gitmişse tabii ki. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saat buluşmak ümidiyle hoşçakalın.